Evet. Değerli insanlar, herkese esenlikler. Bir videoda daha birlikteyiz. Ee, yarından sonra, biliyorsunuz e, 15 Temmuz 15 Temmuz'un yıl dönümü. Yine çıkacaklar. İşte kahramanlıklardan 15 Temmuz'la ilgili e, övünmeler, kahramanlıklar ee, ne bileyim yani bir yığın şeyler söylenecek, şehitlerden bahsedilecek, gazilerden bahsedilecek falan filan. Bana göre arkadaşlar 15 Temmuz bir düzmeceydi. Yani planlanmış, senaryosu yazılmış ve bugünlere gelinmesi için AKP iktidarının yani dinci faşist diktatörlüğün kurguladığı bir oyun bana göre. Neden böyle diyorum? Çünkü eğer gerçekten bir darbe girişimi ve darbeye kalkışmış belirli bir askeri grup olsaydı bu şu anda bunu darbeye kalkışanlar yargılanıyor. Bunları şeffaf bir şekilde Bunların ifadelerini, savcılık tutanaklarını, mahkemeleri bizlere şeffaf bir şekilde gösterdiler. Her şey karat, karaltıldı. kendileri işte basın ellerinde hiçbir gazeteci gidip, gidip mahkemeyi izleyemiyor, halka haber veremiyor falan falan. Bir sürü şeyler var. Daha sonra bu 15 Temmuz'la ilgili çelişkili ifadeler var. 15 Temmuz'da sorumlu olan, birinci derece sorumlu olan insanların hiçbir e, sorumluluğunu yere, yerine getirmemeleri nedeniyle e, yargılanması dursun. Bir de onların rütbesi yükseltildi falan. Baktığımız zaman yani AKP diktatörlüğünün kurladığı bir düzen. Ben öyle görüyorum. Bunu konuşmak istiyorum bu videoda arkadaşlar. Şimdi... 15 Temmuz'u e, anlatmadan önce, 15 Temmuz'dan önce, yani 2016'dan önceki bir duruma bakmak gerekir. E, nedir, neler oldu, siyasal olarak kimler ne yaptı falan, bunlara bakmak lazım. Bir de biliyorsunuz bu e, İslamcılar'ın bir özelliği var. Hiçbir suçlamayı kabul etmezler. Bu bir. İkincisi de hiç utanmazlar. Hiç utanmazlar. Yaptıkları bütün gayri insani hareketler kendilerine göre dinler için yapılmıştır. Allah'ları Muhammed'ler için yapılmıştır. Bundan dolayı da kendilerini hiç suçlamazlar. Ve her yaptıkları şey doğrudur bunlar. 17-25 Aralık diye bir olay var. Bir rüşvet olayı var. Dört tane bakanın görevden alındığı bir olay var ya normalinde haysiyetli onurlu bir yapı olsa idi hükümetten çekilirdi çünkü bu kadar yolsuzluk bu kadar hırsızlık orta yere serildiği halde hiçbir şey olmamış gibi devam ettiler. Almanya'nın sosyal demokrat liderlerinden bir tanesi vardı hatırlatmak isterim arkadaşlar Willy Brandt vardı. Ki Almanya'yı Almanya yapan bir insandır yani. Aynı zamanda bu insanın sekreteri ajan çıktı o zaman. Hemen istifa etti. Hem partiden hem hükümetten. Parti genel başkanından hemen istifa etti. Neden? Dedi ki ya ben demek ki yönetememişim. Benim yanıma kadar bir ajan gelmiş sokulmuşsa benim zaaflarım var dedi ve çekildi. Ya dört tane bakan oğluyla kendi ağzından konuştuğu tapeleri dinledik. Babacığım 30 milyon kaldı ne yapalım? Daha çok ses kayıtları var da. Adam diyor ki bunu bilmem kim çekmiş. Kim çekerse çeksin. isterse düşman çeksin. İsterse başka bir ülkenin ajanları çekmiş olsun. Fark etmez. Sen konuşuyorsun orada oğlun konuşuyor. Ve bakanların var. Yani demek istediğim şu arkadaşlar. Siyaz, İslamcı da utanma olmaz. Hata kabul etmez. Ve özür dilemez. Öz eleştiri de yapmaz. Her şey mübahdır onlar için. Öyledir bunlar. Onun için 15 Temmuz'un ne olduğunu anlamak için 15 Temmuz öncesine bakmak lazım. Yani 2015'te seçim oldu biliyorsunuz. Haziran seçimleri oldu. Haziran seçimlerinde bunlar kaybettiler. Seçimi kaybetti. Meclis çoğunluğunu kaybettiler. Muhalefet yani MHP, HDP ve CHP çoğunluğu oluşturdu mecliste. Ve ne yazık ki arkadaşlar hiç unutmayalım. Hafızamızı sürekli ileriye bakarken de neler oldu bitti onu sürekli hafızamızda tutmamız gerekiyor. Yoksa olayları aydınlatamayız. Doğru düşünemeyiz. Karar veremeyiz. Hatırlayın 80 milletvekili MHP çıkarttı, 80 milletvekili HDP çıkarttı. Ve geri kalan işte bilmem kaç yüz küsür de CHP çıkarttı. Otomatikmen AK Parti hükümeti kuramaz duruma düştü meclis çoğunluğu muhalefete geçti. Seçimden önce en sert muhalefeti yapan Bahçeli seçim günü daha yüksek seçim kurulu sonuçları açıklamadan çıktı. Tıpkı 2001'de olduğu gibi yeniden seçim dedi. Ben HDP ile falan hükümet kurmam. Hiç kimseyle hükümet kurmam dedi. Devlet Bahçeli o anda ne olduğunu, MHP'nin kimlere hizmet ettiğini, MHP teşkilatının ne olduğunu ortaya koydu. Ve o bir aylık süreç içerisinde AKP, CHP, Koalisyon olacak, bilmem ne olacak falan falan diye oyalamalar oldu ve seçim tarihi belirlendi. Yeni bir seçim tarihi. Ve AKP Genel Başkanı meydanlara çıktı. Dedi ki huzur içerisinde yaşamak istiyorsanız 400 milletvekilini verin bu iş bitsin dedi. İnsanları tehdit etti. Ve Türkiye'nin dört bir yanından patlamalar başladı. IŞİD tehdidi başladı. Urfa'da Suruç'ta biliyorsunuz 30 küsür tane genç katledildi. Katledildi. Bomba patladı ve katledildi. Arkasından Ankara karında biliyorsunuz patlama oldu. Türkiye'nin en büyük terör olayı Ankara'da oldu. Yüz küsür insan öldü ve binlerce insan yaralandı. Yüzlerce diyelim. Yaralandı. Sakat kaldı. Atatürk Havalimanı'nın dış hatlarında patlama oldu. Terör alabildiğine yükseldi. Cinayetler başladı. Şimdi siz zannediyor musunuz ki bu patlamalar AKP şeyinin dışında, kontrolün dışında oldu? Eğer buna inanıyorsanız çok safsınız. Çok safsınız yani. Ve o patlamalardan sonra tekrar seçim yapıldı, tehdit edildi Türkiye halkı. AKP çoğunluğu tekrar aldı bugünkü duruma gelmeleri için 15 Temmuz'un da yaşanması gerekiyordu. Bu da AKP ve Türkiye'yi yönetenlerin bilgisi dahilinde olan bir darbe girişimi. Halkı öyle yanıltıyorlar ki öyle yanıltıyorlar ki <laughs> değerli insanlar bizleri insan yerine koymuyorlar. Bizlerin de beyninin olduğunu düşünebileceğimizin hiç hesabını yapmıyorlar. Çünkü öyle bir algı yaratıyorlar ki basın ellerinde basın ellerinde Türkiye halkı genellikle din verileriyle büyüyen bir halk bir topluluk olduğu için sürekli kendisine en yakın olan Müslüman gören kendisine yakın olanı destekler. İsterse yalan söylesin. Bu dinin de böyle bir özelliği var. Sizi ne yapmaz? Sizi olayları detaylı bir şekilde araştırmanıza, haklı haksız yani akıl terazisine olayları vurmayı engeller bu din. Yapamazsınız böyle bir şey. Çünkü ona müsait değil beyniniz. Ve geldiler. Bunlar tekrar çoğunluğu aldılar, hükümeti kurdular. Peki neden AKP çoğunluğu kaybettiği halde mecliste neden muhalefet partileri meclis başkanını seçip geçici bir hükümet kurup gerçek anlamda seçim yapmak varken tekrar AKP'ye teslim ettiler? AKP yönetiminde seçime gittiler. Burada rolü oynayan MHP'dir işte. Bahçeli önderliğindeki MHP ben işte hemen aniden orada ne dedi biz dedi HDP ile aynı çatı altında olamayız, aynı birlik içerisinde olamayız diye HDP'yi şeytanlaştırmak için elinden geleni yaptığı terör örgütüdür dedi. Bana göre değerli insanlar kusura bakmasın kim MHP'li olanlar bana göre Türkiye'nin en derin yapısına sahip terör örgütü MHP'dir. Bakın oradan ayrılanlar İyi Parti'ye geçenler Bunları saymak istemem. Bu teraziye koymak istemem. Türkiye'de MHP kurulduğundan bugüne yapılan işlenen cinayetlere, Türkiye'de işlenen cinayetlere, devlet eliyle kullanılan o ülkücülere katledilen insanlara, Maraş katliamına, Çorum katliamına falan bakıldığı zaman bunlar hep içerisinde görürsünüz. Bahçelievler katliamı Ö öldürülen gazetecileri, bilim insanlarını öğrencileri gördüğünüz zaman ve hatta Bahçeli'nin Bahçeli, nin, Bahçeli nin arabasını alırlar. Adana'ya giderler o zamanlar. Adana'dan silah alırlar. Ankara'ya gelirken yakalanır. Silahlar yakalanır. Bahçeli'nin arabasında içindeki teröristlerle beraber ve kapatılır olay. MHP böyle bir partidir. En son Bahçeli'nin fotoğraflarını gördük. Kimle? Alaaddin Çakıcı ile. Ve cezaevinden çıkartmak için elinden geleni yaptı. Şimdi böyle bir şey. Ha, muhalefet etmiş olsaydı zaten AKP iktidardan düşmüştü. Meclis başkanını kendileri seçecekti. Hükümeti kendiler kuracaktı. Yasal çerçeve içerisinde seçime gidilecekti. Ve AKP'nin oyları daha da aşağı düşecekti. 15 Temmuz olayı da yaşanmayacak. Ve AKP tekrar iktidar hale aldıktan sonra 15 Temmuz olayını planladı. Nereden biliyoruz? 15 Temmuz olayının AKP'liler tarafından, daha doğrusu Erdoğan tarafından ve Erdoğan'a bağlı güçler tarafından organize edildiğini açık ve net belli. Kurulan komisyonun mecliste o kurulan uydurma komisyonun çalışmasından belli. Neden gelip mesela MİT Başkanı ifade vermedi, Genel Kurma Başkanı gelip ifade vermedi? Mahkemeler neden şeffaf değil? Darbecilikle suçlanan generalların ifadesini, yarbayların, albayların ifadesini neden biz dinle, dinleyemiyoruz, duyamıyoruz? Neden kamuya açık bir şekilde mahkeme edilmedi? Adamlar yakalandılar ve müthiş bir işkenceden geçirilerek cezaevlerine bırakıldılar ve ondan sonra kimsenin haber olmadı, karartıldı. Ve o işkenceyi de dünya kamuoyuna servis ettiler. Türkiye halkına müthiş bir göz daha verdiler. HDP'yi şeytanlaştırdılar. Başkanını, yöneticilerini, işte belediye başkanlarını falan hep daram da darma, darma duman ettiler. Çerattılar ve hazırlanmış liste halinde olan devletin çeşitli kademelerinde bulunan ve AKP'nin bugünkü duruma gelmesine karşı çıkabilecek olan bürokraside, askeriyede, poliste kimler varsa bu 15 Temmuz olayından sonra temizlendi. Ve serbestçe hareket etmeye başladılar. Yargı biliyorsunuz daha önceden zaten başlamıştı AKP iktidar döneminde. Danıştay başkanı, Yargıtay baskını var biliyorsunuz. Şeriatçı bir avukatın gidip orada hakimleri kurşunlaması ile başlayan darbe nin gelişimini işte şeyini olgunlaştırmak için bu tür olayları yapa yapa geldiler. Tıpkı 80 darbesi gibi paşalar yazdılar analarında. Biz bir daha bir sene daha bekledik. Haklılığımız ortaya çıksın diye, diye. Ölümlere müsaade ediyorlar. Olaylara müsaade ediyorlar. Bunlar da aynı şekilde. Aynı şekilde derslerini oradan almışlar. 1980 darbesinden almışlar. Her tarafı bombaladılar. insanlar öldürdüler. İşte Robosur'daki çocuklar. Biz PKK'lı zannettik dediler. Soruşturulmadı. Araştırılmadı. Suçlular kimse kim yapmış ortaya çıkarılmadı. Öylece kapanıldı gitti. Türkiye tarihi karanlıklar tarihidir. Cinayetler tarihi ve aynı zamanda da cinayetlerin karanlıkta kalması için her türlü kamuflanın yapıldığı, baskının yapıldığı yer. Hiçbir basın kuruluşu gidip bunun üzerine gidemiyor. Bakınız şimdi. 15 Temmuz'da ben iki tane darbe resmen yaşadım yani. 1980 darbesinde bir fiil yaşadım zaten tutuklanmıştım. sorulandı. 70 darbesinde iyi bilirim. 60 darbesinde çocuktuk hadi. Darbe gece vurur. Saat 03'e doğru. Darbe, darbeyi yapan subay aptal değil. Darbeye kalkışan subay aptal. Ya ölür ya darbeyi yapar. Ya ölür ya darbeyi yapar. Çünkü darbeye kalkışmak demek ya başaracaksın ya öleceksin. Bunu bilmiyor mu? Biliyorum. Onun için bir plandı. Belirli bir yere kadar gelecek. Oradan sonra bastırılacak. Ve ondan sonra bunlar kendi gerçek darbelerini yapacaklar. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kökünü kazıyacaklar. Bakınız şimdi arkadaşlar 15 Temmuz gecesi bütün ordu komutanları, kuvvet komutanları düğünde, dernekte dans ediyor adamlar. Cumhurbaşkanı keyfinde, bilmem nerede, tatilde, şurada burada. E darbeye kalkışan subaylar Televizyonlar çatış çatış çalışıyor. Başbakan çıkmış konuşuyor. İçişleri Dışişleri Bakanı piyasada. Köprüye gitmiş birkaç asker, öğrenci. Ne olduğunu bilmiyor. Ve o köprüde askerlerin kellesi kesildi. Peki araştırıldı mı? Orada öldürülen insanlar sivil insanlar. Hangi silahtan çıkan mermilerle onlar öldü? Araştırıldı mı? Otopsisi yapıldı mı? Halka bilgi verildi mi? Yok. Hiçbiri yok. Hiçbiri. Hiçbiri yapılmadı. Orada askerlerin kellesini kesenler kimlerdi kardeş? Kim bu sivil insanlar? Nereden gelmişlerdi? Silahlarını nereden almışlardı? Bunların hepsi kocaman kocaman sorular. Ama dediğim gibi Türkiye tarihi karanlıklar tarihi. Cinayet işlenir, örtülür, kaybedilir, yok edilir. Bilemezsin. Bu 15 öyle. 250 insan, 251 insan katledildi, öldürüldü, şehit denildi, işte gazi denildi, bilmem ne dedi. Yapan da kendiler, şehit diyen de kendiler, gazi diyen de kendiler, aylık bağlayan da kendiler. Öldüren de kendiler. Öldüren de kendiler. Eğer kendiler öldürülmese, öldürmese kendiler katletmese o insanları sonuna kadar araştırılır. Sonuna kadar. En ince noktalarına kadar bilir kişiler tarafından araştırılır. Tek tek o insanların vücuduna giren kurşunlar bulunur. Hangi silahtan çıktı bulunur. Ve failleri de bulunur istense. Ama elbette ki istenmiyor. Bir komisyon kuruldu. 15 Temmuz araştırılsın diye. O komisyonda görev yapan o zaman milletvekili olan CHP milletvekili olan arkadaşı GİK TV'ye çağırdık konuştuk. Anlattı orada. Komisyonun üstü kapalı geçtiğini, araştırılmadığını. Zamanın genel kurmay başkanının ifade vermeye gelmedi. MİT başkanının ifade vermeye gelmedi. Ve kararın komisyon raporunun birileri tarafından yazıldığını. Gerçek anlamda araştırılmadı. Neden araştırılmıyor peki? Sebep ne? Bakın arkadaşlar şimdi şey oluyor. Darbe girişimi oluyor. Başbakan'a bilgi vermekle sorumlu olan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı hemen saat 16 sıralarında gidiyor. Genelkurma Başkanı ile görüşüyor. Darbe anında gidiyor. şeyle Diyanet İşleri Genel Başkanı ile konuşuyor. Yenişler başkanıyla konuşuyor. Ve olan olayları başbakana haber vermiyor, cumhurbaşkanına haber vermiyor, genelkurmay başkanına haber vermiyor. Kendi aralarında konuşuyorlar falan filan. Sonra genelkurmay başkanı alıyorlar götürüyorlar şeye e, darbe üstüne götürüyorlar. Orada çerez yiyor, bilmem ne yapıyor falan filan. İçki içiyor. içecek içiyor neyse. Tekrar geliyor helikopterle. Güya esir alınmış. Sabahleyin kalkıyor burasında şey olmuş. Kararma olmuş. Boğuşmuş gibi ya. O şeyi andırıyor. Çocuk kandırıyor. Ya. Yahu darbe yapan adam seni teslim aldıktan sonra senin arının çatına sıkar, gebertir oraya atar seni. Seninle mi Kimi kandırıyorsunuz ya? Kimi kandırıyorsunuz? Tabi basın yok. Haber alamıyoruz. Ve bakın arkadaşlar işin ilginç tarafı devleti devlete karşı, insanlara karşı birinci derecede sorumlu olan ve en yüksek makamda oturan Cumhurbaşkanı sıfatıyla orada oturan insan kalkıyor diyor ki Reuters haber, haber ajansına haber veriyor diyor. Ne zaman öğrendiniz siz darbe kalkışmasını? Saat 4 4.30 5, 5 diyor. 4.30 diyor. Kimden öğrendiniz diyor? Eniştemden öğrendim diyor. İşte olay bitmiştir. Bunu dediği andan itibaren kendisinin tezgahladığı ve haberin olduğu açık ve nettir. Başka hiç ileriye gitmeye gerek yok. Komisyon kurmaya da gerek yok. Ve bir başka haber ajansı veya televizyonu CNN Türk'te yaptığı açıklamada diyor ki 21.30'da ben öğrendim eniştemden öğrendim diyor. Peki senin eniştenin devletteki görevi nedir? Neden MIT Genel Başkanı'ndan Genel Kurma Başkanı'ndan öğrenemiyorsun? Milli İstihbarat'tan öğrenemiyorsun, polis teşkilatından öğrenemiyorsun, jandarmadan öğrenemiyorsun da Eniştenden öğreniyorsun. Enişten kim? Ve başbakan Binali Yıldırım ona soruyorlar. Diyor küçük bir kalkışma var. Nereden biliyorsunuz? Arkadaşlarım söyledi. Şimdi siz başbakan veya cumhurbaşkanı olun. Size karşı sorumlu bu konularda sorumlu birinci derecede sorumlu MİT Genel Başkanı veya Genel Kurmay Başkanı size haber vermeyecek. Kalkışmayı kendi aralarında konuşacaklar size de haber vermeyecek. Siz o adamları daha sonra sorgulamayacaksınız. Görevde tutacaksınız ve rütbesini yükselteceksiniz öyle mi? Birini Milli Savunma Bakanı yapacaksınız, birini bilmem ne yapacaksınız. Kiminle dalga geçiyorsunuz? Bu kadar akılsız mı bu Cumhurbaşkanı sıfatında olan şahıs bir diyor ki 16, 16, 17 arası eniştemden duydum. Bir diyor ki 21-30 sıralarında, bir diyor ki 22-38'de darbe olacağı olduğunu, kalkışma olduğunu duydum diyor. Ve zaafı olan hiç kimseyi yargılamıyor. Hiç kimseyi. Bunları da geçtik. Bunları da geçtik. Darbe girişiminde bulunanlar yakalanıyor. Hepsi yakalanıyor. Müthiş bir işkence. Dünya kamuoyuna servis ediliyor. Türkiye halkının gözü korkutuluyor. İnsanlık dışı bir işkence. Kim olursa olsun. Darbe de yapsa, cinayet de işlese, ne olursa olsun, ajan da olsa, devlet düşmanı da olsa yakalandıktan sonra yargı bakar o iş artık. Polisin işkence etmeye hakkı yoktur. İnsanlık suçudur bu. İnsanlık suçudur. Yakalanmış, bir kişiye işkence etmek, eli ayağa bağlı insana işkence etmek insanlık suçudur. İnsanın yapabileceği bir şey değildir. Ve bunları gördük, yaşadık. Bazı dengesizler diyor ki hak etti onlar diyor. Cezayı hak etmiş olabilir. Bırak cezasını alsın. İşkence etmeye hakkın yok. Göz vermekti bu. Bu da yani. İnsanlara göz daha vermek. Fazla uzatmayayım arkadaşlar. Şimdi bu Çeşitli ifadeler yani bir kişinin, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olmuş bir kişisinin yok ben 16'da eniştemden öldüm, yok 21'de eniştem Bu darbenin kendisi tarafından düzenlendiği bilgisi dahilinde olduğunu gösteriyor. Ve 15 Temmuz'dan sonra MHP'nin direkt sarayda soluğu alması onun da bilgisi dahilindedir. MHP bütün karanlık işlerde Türkiye'de cinayetlerde falan parmağı vardır. Türkiye'nin bu süreçte 1960'lardan bu yana sürekli cinayetlerde, katliamlarda, provokasyonlarda, hükümet kurma bozmada şey vardır, parmağı vardır. Çünkü siyaya bağlı olarak çalışır. Onlar tarafından teşkilatlandırıldı. İlginçtir. Amerika'da eğitim gören Türkeş 1960'da örneğin Menderes'i iktidardan alan da onlar aynı zihniyet asan da şimdi şu anda sahip çıkan. Yani bunlar hemen insanı alırlar asarlar ondan sonra da masum gibi böyle şey, şey gösterirler ki, kamuoyuna sanki kendileri hiçbir şey yapmamışlar gibi gösterirler. Bunlar bir özelliği de budur. Bakın arkadaşlar şimdi sizlere kendi Facebook sayfamda yayınladığım resimleri göstereceğim. Derbe ile ilgili resimleri fazla uzatmayayım çünkü internet burada çok zayıf yüklenmiyor. Bundan dolayı bu resimleri hemen hızlı hızlı göstereyim size. Kendi sayfamda yayınlamıştım. Bu resimleri ben gazeteci Ali Nesin'in e, yayınlarından aldım. Gerçekten akla mantığa e, Uymayan bomba resimleri var. Bunları görelim arkadaşlar önce. Bakın şimdi. Birinci göstereceğim resim buradaki resim. Şu gerçek bir F16 bombasının atıldığı bir resim. Evet. Bakın. Bunu büyüteyim ben biraz sizlere paylaşayım arkadaşlar. Burada yorumda yazmış arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 5 6 katı yerin zımbına geçirmiş. Yani birleştirmiş. Bu F-16 bombası. Burada yangın işaret betonu bile yakmış. Bakın simsiyah isler dumanlar. Çünkü F-16'nın özelliği budur. Deler geçer ve patladığı andan itibaren hem yangın çıkarır hem de tahrip gücü çok yüksektir ve tahrip eder. Bu bir gerçek bir F-16 bombası. Gerçek. Orta Doğu'da bir ülkede yapılmış bir Bakın bu da F-16 bombasının tahribi arkadaşlar. Saraya yakın bir yere düşmüş. Adam boyu bir çukur burada. Bakın. Çukur. Baya büyük bir çukur. Şunlar otları görüyorsunuz. Ot kökleri bunlar. Hiçbir yangın izi yok. Ot kökleri olduğu gibi duruyor. Ve buradaki harfiyet bakın şurada bir yığın harfiyat olması lazım. Bu harfiyatın etrafa saçılmış olması lazım. Bakın çayır çimenlik oralar tertemiz. Hiçbir şey yok. Harfiyat nereye gitmiş? Onu siz artık aklınıza danışın. Şimdi gelelim meclisin içerisindeki sütunların yani direklerin bakın nasıl yamulduğuna bu bomba ile. Bomba biliyorsunuz yukarıdan atılıyor. Meclisin tavanını delmesi lazım. İçeri düşmesi lazım ve buraya düşemez. Yani bomba şuraya düşmüş olamaz. Yere düşmüş olması lazım. Yerden patlaması lazım. Ve şu kirişleri gördüğünüz kirişleri dümdüz eder arkadaşlar. Ve aynı zamanda da is bırakır. Siyah bırakır. Siyahlık bırakır. Buradaki patlayan bomba yanlara etki yapmış. Böyle balans etkisi yanlara yapmış. Buradaki patlama başka bir patlama gibi gözüküyor. Bomba uzmanı değilim ama gözüken manzara budur arkadaşlar. Evet. Şimdi şu da yukarıdan resmi. Meclisin yukarıdaki resmi. Bakın hiçbir delik yok. Burada tahribatlar var. Aslında delinmesi lazım şuraların. Yani kaç tane bomba atmışsa o kadar deler, içeri girer ve içeride patlar. Sanarsan buradan şuralardan girmiş, şu camlardan, <laughs> pencerelerden girmiş herhalde bu bomba içeriye ve açtığı tarifada bakın gözlerinizle görüyorsunuz. Bunlar bomba F-16'nın meclisi bombaladığı bombalar. Bakın şimdi şurası çok ilginç arkadaşlar. Burada Atatürk posteri var. Yerinde duruyor. Camı bile kırılmamış. Burada tül perdeler var bakın. Tül perdeler yanmamış, islenmemiş, kirlenmemiş. Evet. Şurada bilgisayar var olduğu gibi duruyor. Bakın şuraya bir dikkat edin. Burada kapı ta buraya gelmiş. Kapı menteşe, menteşe olduğu yerde duruyor. Başka bir kapı daha göstereceğim. Şimdi göreceksiniz. Bakın şuraya bakın. Şu gördüğünüz burası kapının plastiktir bu. Belli zaten. Bakın hiçbir şey yok. Yırtılma, yanma yok. Şuradaki malzemeler böyle keza. Tül perde nasıl bir tül perde ki? Nasıl bir tül perde ki? Ne yırtık var ne de yanık var. F-16 bombası şuradaki resmi bile sökememiş arkadaşlar. Evet. Bir resim daha. Bu da bakın Binali'nin resmi olduğu yerde duruyor. Kitapları kitaplıkta dizili duruyor burada. Bakınız olduğu gibi. Bilgisayarı burada. Koltukta en ufak bir leke yok, bir is yok, bir duman yok, yangın yok. Oysa çok bakın şuradaki menteşeye bakın betondan çıkıyor. Bu betondan çıkıyor. Bu bomba bunu buradan betondan çıkarıyor. Ama şu koltuğu, şu resmi, şu kitapları <laughs> şu kitapları aşağı indiremiyor. Aşağıya indiremiyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bilgisayar masada olduğu gibi duruyor. Kitaplar kitaplıkta duruyor. Resim yukarıda asılı duruyor. Hiçbir iz, hiçbir iz, bir duman yok. Bakın şurada sadece duvar kağıdını biraz soymuş nasıl olmuş. Bu kapıyı çıkarırken buraya Demek ki fazla vurmuşlar. Oradan da o kağıtlar soyulmuş. Evet. Bu kadar resimde yetiyor zaten. Şimdi tekrar geçelim. Bakın perdeler olduğu yerde duruyor. Atatürk'ün posteri duruyor. Bilgisayar olduğu yerde duruyor. Şurada hiçbir delik yok. Meclisin tavanı bu da. Nereden girmiş bombalar şaşırtıcı bir şey. Ve burada da gördüğünüz gibi yine girişi nasıl iki tarafa sağ ve sola baskı yaparak bu hale getirmiş yukarıdan gelen bomba acaba böyle mi tahrip eder? Bombacılara sormak lazım. Değerli insanlar, ben bunu sizlere gösterdim. 15 Temmuz'un yıl dönümü dolayısıyla bunları gösterme gereği duydum. Umarım ki bilgilenmişsinizdir veya araştırmanız için bir vesile olabilir. Ee, gerçekten ülkemizde olup bitenleri iyice anlayabilmek için öncesini iyice araştırmamız gerekir. İşte dediğim gibi e, 2015 seçimleri, Haziran seçimleri göz önünde. Daha önceki olaylar göz önünde. MHP'nin tutumu göz önünde. Bakın <laughs> normalinde Meclis Başkanı'nı seçip hükümeti kurup Demokratik bir ortamda seçime gitmek varken seçime gitmiyorlar. Çünkü bugünleri bekliyorlardı. 15 Temmuz olacaktı. Sanaryası yazılmış. Bugüne gelinecek ve AKP diktatörlüğü İslamcı bir faşist bir devlet yapılanması söz konusuydu. Proje bu. Ve bu yapıldı. Bugün gelinen noktada bakın Ayasofya'yı da camiye çevirdiler. Çevirebilirler. Kendi topraklarımızda buna kimse itiraz edemez. Yapabilirler ama Ayasofya'nın ayrı bir özelliği var. Hem geliri var, getirisi var hem de Bakanlar Kurulu kararıyla müze haline getirilmiş. O Bakanlar Kurulu kararını geçersiz sayıyorlar ve yeniden cami haline getiriyorlar. Onda <laughs> namaz kılacaklar, açılışını yapacaklar. Ayın 24'üne, 24 Temmuz'a ekstra 24 Temmuz'a Temmuz denk getiriyorlar. Çünkü 24 Temmuz Lozan Anlaşması'nda Türkiye Milli Misaki sınırlarının kabul edildiği gün. Yani bunu tesadüfen yapmıyorlar. Bilerek yapıyorlar. Bilerek. Hiç kimse de buradan Bakın bütün gerici dinci yobaz kesimi hayırlı olsun. Ayasofya camiye çevrildi Halbuki orada Atatürk'ün imzası olduğu için inada yapılıyor bu iş. Ve ne kadar Atatürk eliyle kurulmuş kurum ve kuruluşlar varsa hepsi dönüştürüldü. O kılınacak namaz, 24'ünde kılınacak namaz, yani Lozan'ı sıfırlayacak. Göreceksiniz hala seçim olacak da biz bu iktidardan iktidar alacağız diye kendisine avutanlar var. Hala. Çocuk olsa çocuk bunu bilir ya. Bu kadar suç işlemiş, cinayet işlemiş. Devletin bütün kurumlarını kendisine bağlamış. Basını yok etmiş, hukuku yok etmiş. ifadeyi özgürlüğü ortadan kaldırmış. Hiç kimse konuşamıyor. Herkes korkuyor. Diktatörlüğünü kurmuş. Sanayikler teslim edecek öyle mi seçimde? İstanbul'u nasıl aldık? Ankara'yı nasıl? Verdi. Almadı. İstese vermezdi. İstese orada da vermezdi. Verdi mi? Verdi mi? Hemen açıklamasını yaptı zaten. Çalıştırmayın dedi. Çoğunluk sizde. Ne iş yapabiliyor belediye başkanları? Hiçbir şey yapabiliyorlar mı? Mecliste çoğunluk onlar da işte adam bakın düşünün arkadaşlar. Biz Cumhurbaşkanlığı düşünün ya. Belediye başkanlığı bizde değil diye meclise diyor ki çalıştırmayın diyor. Yani ister iyiliğe yani şehrin iyiliği için olsun isterse. Herhangi bir karar alınacaksa aldırmayın diyor adam. Aldırmayın diyor ya. Buna hala Sayın Cumhurbaşkanı diyorlar. Ne demek? Bir belediye başkanını çalıştırmayın demek ne demek? Resmen söyledi bunu. Çoğunluk sizde çalıştırmayın diyor. Hala bunları görmüyoruz. Hala bunları görmüyoruz. Ve buradan seçimle iktidara gelmeyi düşünüyoruz. Kolay gelsin. Belki yaparsınız. Belki yaparsınız. Tek bir çaresi var. AKP'nin işten parçalanması. Yoksa bunun dışında bunun dışında hiçbir şey olmaz. Davutoğlu'ymuş, Ali Babacan'mış. Onlar eğer dürüst olsalar, Adam gibi adam olsunlar. Önce kalkarlar. Bir öz yaparlar. Hata ve zaaflarını ortaya koyarlar. AK Parti içerisinde hükümette görev aldılar. Genel başkanlığını yaptı. Başbakanlığını yaptı. Öbürü bakanlığını yaptı. Çıkar bir öz yapar. Der ki hata yaptık. Bunlar şu 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 yolda işte 15 Temmuz'u da sahte. işte şu da sahte. Bu da sahte. Türkiye Suriye Savaşı da sahte. Sünni bir e, gündem yaratarak savaş çıkarttılar orada. 2000 tır gönderdik diyor adam. Bunu Davutoğlu'nun yanında konuşuyor. Dışişleri Bakanlığı'nda konuşuyor. Türkiye'yi bombalayalım, füze atalım Türkiye'ye diyebiliyor. Bunları açıklasın. Dürüstse bunları açıklasın önce. Hala onlar oy yükselecek de onların AKP düşecek de ondan sonra e, parlamento, parlamenter sisteme tekrar dönülecek de bilmem ne. Hayal gör, rüya görüyorsunuz. Onların oyu artsa bile onlarla beraber hükümet kurar. Onlar geri yamanırlar oraya. Bahçeli'den ders almadınız mı ya? Ne kadar sert muhalefet yapıyordu? Ne oldu? 2015 Haziran seçimlerinde ne oldu? Yine aynı soracak. Esen kalın değerli insanlar. Ne yapalım? Şimdi biz de anlatmaya çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok.